Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara selam ver. İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Üleştir dostluğunu varlığınla. Bir kısmı seni de sarsın. Efendim, iyi pazarlar. Üstün Dökmen'in selam şiiriyle açtık bugün programımızı. Ve Sayın Üstün Dökmen, Profesör Doktor Üstün Dökmen bugün arka bahçede konuğum. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, çok güzel dizeler. Sağ olun. Bunu tercih ettim. Gerçekten sizin selamınız Avustralya'ya kadar gelmekteydi. Şimdi kelamınızı da burada canlı olarak naklediyoruz sevgili izleyicilere. Gerçekten bir onur. Hoş geldiniz. Bendeniz için de. Hoş bulduk efendim. Hemen bana sorsalar, deseler ki dünyada Türkiye'den gelen konuklar içerisinde 3 kişiyle söyleşi yapacaksın. Bir ilk 3'ü yaz. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu 3'ün içinde. Bu benim için büyük bir onur olduğu için söylüyorum. Hemen başa sizi yazarım. Çok sağ olun. Küçük şeyler bize çok büyük sardı. Önce sebebi ziyaretiniz. Efendim, iki sebebi ziyaretimiz vardı. Geldikten sonra fark ediyoruz ki bizim planlamadığımız başka sebepler de meğerse varmış. Önce başka sebeplerden izninizle başlayayım. Estağfurullah. Şimdi Melbourne'e gitmedik bu sefer. Sydney ve Canberra'ydı planımızda. Ama çok sayıda okurumuzdan telefon, mail geldi. Oraya da davet ediyorlar. Bu sefer planımızda yok, vakit yok. Bir başka sefer diyelim. Bir başka planlamadığımız sebep de zatıhalin sizsiniz. Sizi gördüm, tanımadığım bir dostla tanışmış olduk. İzleyeceğimiz muhtemelen bilmiyorlar. Değer verdiğimiz abimiz, büyüklerimizden Ergin Günçe vardı. Şairdi, bilim adamıydı. Erdin Bey, onun kardeşi. Kardeşi, genç yaşta onu kaybettik. Kendisi az önce öğrendim. Erdin Bey'i tanıyınca da duygulandım. Sağ ol. Erdin Bey'in yengesi Profesör Seren Günçe benim hocamdır. Hocalarımdandır. Demek ki sizle tanışmak için de gelmişiz. Sağ olun. Aborjinlerle dolayısıyla tanışmak için de gelmişiz. Evet. Birçok sebep var. Beni aradılar bu sabah. Çok memnunlar geldiğinizden. Aborjinler. Sağ olsunlar. Yani onu hemen söyleyeyim. Sağ olsunlar. Görünür sebeplerimiz iki tane efendim. Küçük şeylere iki bölüm çekmek için geldik. Birincisi Gelibolu Savaşı. Şöyle bir fantazi geldiydi bir süre önce. Avustralya'ya gideyim dedim. Şöyle bir bumerang atayım. Hani bumerang atıyorsunuz, gidiyor hedefe çarpıyor, kuşu öldürüyor ve geri geliyor. Evet. Ben bunu atayım, fazla kuvvetli atayım. Bu Türkiye'ye, Gelibolu'ya, Çanakkale'ye gitsin. Çanakkale'de de bunu yakalayayım, gerisin geriye, geriye atayım. Şimdi bu ne oldu? İyi oldu. Niye iyi olacak? Bir bumerangı bir canlıyı öldürmek için de kullanabiliriz. Ya da uzaklardaki insanların kalbine değmek, onlarla dostluk tesis etmek için de kullanabiliriz. Bir zamanlar sanki bir tür bumerang gibi Anzaklarda kalktılar, ta uzaklara gitti, atıldılar. Adeta atıldılar. Birileri Anzakları tuttu ve attı. O, nereye? Gelibolu'ya gitti. Evet, yukarıdan bir yerden geldi. Çanakkale'ye gitti, birileri attı, kendine de öyle diyorlar. Attı, gitti, Gelibolu'ya gittiler. Öldürebilirlerdi. Yani devleti öldürmediler. Ama gerisin geriye döndüler. Galiba dostlukla, sevgiyle döndüler. Yani o an bir savaş vardı. Ama savaş bittikten sonra bu savaş dünyada çok güzel, benzeri az olan bir dostluğa, sevgiye dönüştü. Evet. Bugün onlar bizim dostlarımız. Bir bumerang gibi gittiler ve geldi. Ben de bumerang atayım tutayım, bir de gerisin geriye atayım dedim. Çanakkale'yi görüyoruz. Orada çekim yapacağız. İlk buradan başladık. Canberra'daki Avusturya Savaş Müzesi'ni gezdik. Bilgiler aldık. Atatürk ordunun girişindeki ilk sanırım anıt olan Atatürk evet. anıtını gördük. O Atatürk'ün Anzaklı annelere söylediği sözleri zaten bilirdik. Bir kere de Avustralya'da okumuş olduk. Yani o da bir bumerang gibi Atatürk'ün o sözleri de evet. Ankara'dan buraya geldi. Çok doğru bir ve tespit. Geriye döndü. Herhalde Anzaklı annelerin de kalplerine değdi. Belki bir damla merhem oldu. Üzüntülerini tamamen bitirmedi ama o sözleri de okumuş olduk.
mutlu olduk. Birinci ayağı buydu efendim. Evet. İkinci amaç, 74 yılından beri hatırlıyorum. Sydney'de değişik bir opera binası var. Ben 73'te açılmış zannedersem. Benim tanışmam galiba 74 yılında oldu. Avustralya'da değişik bir midye kabuğu şeklinde, bazıları midye kabuğu diyor, bazıları yelkenli bir opera binası. Çocukluğumdan beri ben mimar olmak isterdim. Nedense olmadım. Son anda, lise sonunda iyi bir rehberlik belki yoktu zamanımızda. Değişti, mimar olmadım. Ama içimde hep mimari eserlere ilgi vardı. Mesela daha lisedeyken Anıtkabir yarışmasına sunulan eserleri bulmuştum. Yani 20 küsur, 24 eser sunulmuş, bir tane seçilmiş. Emin Onat'ın eseri seçilmiş. Kaybedenler nasıldı diye merak etmiştim. Ve hoş, yani derinden bir ilgim var. Amatörce bir ilgim var. Bu eser de çok ilgimi çekti. Çok nevi şahsına münhasır, kendine özel. Evet. Onu görmek isterdim. Peki ne var bunda? Galiba yurtta sülh, canda sülh ilkesi var. Anzak olayında da, Gelibolu Savaşı'nda yurtta sülh, canda sülh var. İkinci olayda da yurtta sülh olabilmesi için birbirimizi tanımamız ve sevmemiz gerekiyor. Cihanda sulh olabilmesi için de dünyadaki başka toplumları tanımamız ve sevmemiz gerekiyor. Biz tanımalıyız, sevmeliyiz. Toplum, bütün ülkemiz, tüm ülkeler tanımalılar, sevmeliler. Toplumlar arasında Erdem Bey çok derin bağlar var aslında. Bu günlük yaşamda bunu fark etmiyoruz. Mesela şu tam adı siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Aborjinler nedir? Aborjinler dememiş. Evet. Baş bir alet. Daha uzunları, büyükleri evet, var. Evet. Şimdi bunu üflediğiniz zaman isterseniz nasıl deneyim. Nasıl efendim? Vallahi bir deneyeyim şimdi. Ben rica edeyim. Estağfurullah. Şimdi deneyim. Yani bir zurnada peşrabı olmaz. Bunda da olmuyor bunda galiba. Bunda yok kesinlikle. Gibi bir şey. Evet ama biraz daha çalışmam bu gerekiyor. Bu ilk kez gerçekten. Otelde bir iki çalıştım. Biz program sonra bir daha dedik. Aynı oteldeyiz hocam aynı. Yani bundan evet. Sonra da. Evet, yani o komşular bir şey demiyor. Evet. Anlayış gösteriyor. Evet. Ben çalışırken. Evet sevgili izleyiciler. Gerçekten tarihi bir an. Ama ben bunu çok başarılı buluyorum. Yani ben daha çoğu kişi bunu eline almaya cesaret daha edemiyor. Çünkü çıkıyordu. Gerçekten bununla iletişim kurmak şimdi lazım. Efendim bu neye benziyor? Nepal'de onların benzeri bir sazları evet. Var. Bizim neyimize benziyor? Neyi ilk kez eline aldığınızda tasavvuf kültüründe asla ses çıkaramazsınız. Evet. İşte 45 derece açıyı tutturmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Bunda biraz daha iyi çıkıyordu. Evet. Uğraşmak gerekiyor. Şimdi bunu geliştirenler neyi bilmiyorlardı ya da neyi yapanlar bunu bilmiyorlardı. Ama alttaki ruh, dünya görüşü aynı. Neyde bir yakarış var. Uzaklara sesini gönderme isteği vardır. Dostluk çağrısı. Dostluk çığlığı vardır belki. Bunda da bir dostluk sesi, sedası var. Nepal'deki o borularda da var. Uzaklara sesini ulaştırmak, uzak dünyalara, uzak insanlara belki bumerang atmak. Bumerang atamadığınız zaman belki sesle onlara ulaşma isteği var. Evet. Kültür arasında büyük bir ortaklık var. Buraya yapılan Sydney'in opera binası çok etkileyici. Dünya mirasıdır. Çok ilginç bir şey oldu. Dün çekim yaptık. Tam opera binasında çekim yaparken öğrendik ki dünya mirası listesine girip girmeyeceğine bugün karar verilecek dediler. Çekim yaparken bilmiyorduk, akşam öğrendik girmiş. Hani Türkiye'de ayağı uğurlu geldi. Biz de biraz evet. Ayağımıza evet. Atıfta bulunduk. Sevindirici bir olay. Bizim ülkemizde de dünya mirasları var. Bunlar hepimizin eserleridir. Dostluk hepimize ait. Bumeranglar, güzel sesler hepimize ait. Evet. Güzel eserler de hepimize ait. Biraz da kıskandım biliyor musunuz? Neyi hocam? Şimdi değişik bir eser buraya yapılmış. Bundan epey önce Vedat Dolakay'ın bir cami projesi vardı. Biraz evet. Piramit şeklinde, füze gibi. Geçmedi. Biz istemedik bunu. Evet. Yani olmaz dedik. Bu aykırıydı. Kubbe olmalı dedik. Biz de yapılmadı Ankara'ya. Ama uluslararası yarışmaya girdi. Birincilik kazandı. Pakistan sanırım İslamabad'da yapıldı. Galiba yanlış bilmiyorsam dünyanın en büyük cami son cemaatleri dahil 170 bin kişi alıyor. İnanılmaz. Bizde olabilirdi. Ankara'da olabilirdi. Ankara'da Kocatepe'de olabilirdi. Evet. Orada Ankara'da olabilirdi. Ankara'da olmadı. Acaba birisi gelip bu opera projesini Türkiye'de yapayım deseydi o mimar. Muhtemelen hayır derdik. Böyle tuhaf olmaz. Opera dediğinde bir derli toplu.
Dikdörtgen evet. şeklinde olur. Muhtemelen diyecek. Yani televizyonda, bunu denemeyi öğrenmek. Televizyonda yayınla da operayı izleyebilirsiniz. Yani illa gerek yok. Yani, o kadar masrafa gerek yok diyebilirdik. Evet. Belki şunu zamanla öğreneceğiz. Yeniliklere, değişikliklere açık olmak gerekiyor. Yeniliklere açık olmadan dünyada dostluk ve barış da olmaz efendim. Evet. Ülke içinde de olmaz. Hocam şimdi sohbet çok iyi gidiyor. Aslında ben kesemiyorum. Bu konuda az evvel bahsettiğiniz biraderden. Biraderle Ergin, ilişkin bir anekdotla isterseniz bu bölümü ben de çok sonlandırayım. Sevinirim, çok sevinirim. Nevzat Yalçıntaş, Ergin Günçe ve ben bir Kızılay'da bir pastanedeyiz. Ergin Günçe konuşuyor. Kaç yılında? İşte 70'li yılların sonu tahmin ediyorum. Evet. Ve biz boyuna yiyoruz. Abim de anlatıyor. Bir arkadaş daha var yanımızda. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Nevzat abinin önü, Nevzat Yalçıntaş'ın önü doldu. Ben söyledim ki abi niye yemiyorsun? Hani sana getirilendi. Ya Ergin o kadar güzel konuşuyor ki ben şeker hastasıyım. Oğlum bunları al diyemedim dedi. Garsona. Ona da otomatik herkese üçer tane getiriyor. Ona da koyuyor tabii. Da. Onun önü böyle pasta börek doldu. Sonra onu aldılar götürdüler. Şimdi ben de aynen. ara vereceğim. O çok kadar güzel konuşuyorsunuz ki bu arayı biraz geciktirdim. Hocam şimdi hemen şey sormak istiyorum sıcağı sıcağına. Buyurunuz efendim. Bir söyleşinizde internette okudum. Farklı kimliklerden bahsediyorsunuz. Yani benim psikolog kimliğim, yazar kimliğim vesaire var. Ben bunu bir çatı altında topladım ama beni karım, annem, okuyucum farklı kimliklerden görür. Herkes bir yerden görür beni diyorsunuz. Bununla çok yönlü olmakla başarının paralelliğini almak istiyorum. Bunu biraz bize açar mısınız? Sizin hangi taraftan görüyorlar efendim? Vallahi yani başarılı mıyım bilemiyorum. Yani onu herhalde dememişimdir inşallah. Dememişim demediniz efendim. Onu ben diyorum. Siz diyorsunuz sağ olun. Yani tabii farklı yerlerden görüyor. Mesela kedim aşağıdan görüyor. Çok aşağıdan bakıyor. Evet. Köpeğim var adı Sucuk. İrce bir şey. O aşağıdan görmek istemiyor. Çıkıyor yukarıdan görmek istiyor. Farklı açılardan bakıyorlar. Annem için belki hala çocuk olabilirim. Bunu anlıyorum. Farklı kimlikler istediğim şeydir kendiliğinden oldu. Kendiliğinden. Belki de annemin etkisiyle oldu. Üzerinde annemin edebiyatçı, etkisi büyük. Edebiyatçı, öğretmen. Evet, evet, evet. O özellikleri evet, var. Bir ilimle uğraş sonra sanatla uğraşırsın dedim. Ben 5 yaşında romancı olmaya karar vermiştim. Bir defteri alıp doldursam roman olur diye düşünüyordum. Önce ilimle uğraş sonra sanata yönel dedi. Fuzuli'nin bir şiirini söylediğini hatırlarım. Evet. İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Gayetle bir itibar olur diyerekten. Belki kendinden çık. Efendim şu var arkasında. Yani bir zaman mimar olmak istiyordum çok. Son anda vazgeçtim fiziğe gittim. Fizikte 3 yıl okudum. Fizik mühendisi olacaktım. Bunu bıraktım psikoloji istediğimi fark ettim. Psikolojiye yöneldim. İşte psikoloji profesörü oldum. Ama bu arada içinde sanat vardı bir süredir. Tiyatro, şiirle uğraşıyorum. Evet, oyunlarınız var. Istiyorum. Evet. Ama aklımın bir köşesinde var. Acaba mimar mı olsam? Antropolog olabilirdim. Arkeolog olabilirdim. Galiba 80-90 yıllık hayat yetmiyor. Aklımız başka taraflarda kalıyor. Şimdi hiçbir zaman arkeolog olmayacağım. Ama bir arkeolog olma isteği de var. Antropolog olma isteği de var. Böyle insan aklı başı en az 3 astronomiyle ilgilenebilirdim. Evet. 3-4 meslek var. Belki yani hayatımıza daha anlam vermek için, belki aklımız sıra hayatımızı daha uzatmak için bu yollara başvuruyoruz. İdare ediyor insan. Evet. Ama siz mutlusunuz. Çok şükür. Sonra bu o mutluluğunuzun yansımaları da tekrar size geliyor. Bu bir alışveriş. Çünkü doğru. Sizi dinlerlerken ben yakın plan, harika bir ekibiniz var. Bu arada sevgili izleyiciler, Küçük Şeyler ekibi de Avustralya'da şu anda. Bir sonraki programda kendileriyle yapmış olduğumuz söyleşiyi de umuyorum ekranlarınıza getireceğiz. Çok değerli insanlar, çok deneyimli bir ekip. Sevgili Ünal Doğan da kendileriyle birlikte biliyorsunuz Avustralya TRT muhabiri. Onlarla da tanışma keyfini yaşıyoruz hocam. Gerçekten evet. Çok. Ve orada değişik teknikler ve güzel yansımalar tabii yönetmenle alakalı, sizinle alakalı, ekiple alakalı. Çok hoş ve farklı bir program ortaya çıkarıyorsunuz. Ben Küçük Şeyleri izlerken yani oradayım. O rahatlık içindeyim. Ve birebir hiçbir şeyi kaçırmadan, hiç sıkılmadan izliyorum. Bunun da yansıması, bunun da sunumu çok önemli. Şimdi
kitaplardan küçük şeylere gelmek istiyorum. O kadar çok kitabımız var ki farklı konularda yazdınız. Çok hoş isimli kitaplarınız var. Yumurta ile alakalı bir kitabınız var. Yumurta şiir kitabı. Evet. Şiir kitabı. İsim çok güzel. Yukarıda o ismi beğenmezseniz aşağıda bir isim daha var kitapta. Sağ olun. Efendim şimdi küçük şeylere biraz yavaş yavaş girelim. Küçük şeyler hangi kaynaklardan, hangi mutlaka büyük bir kaynaktan doğdu da nerelerden doğdu, nasıl oluştu? Sayın Günç'e, EPİ'den küçük şeyler programını televizyona hazırlamadan önce konferanslar veriyordum, seminerler veriyordum. Çocuk eğitimiyle ilgili, ailede karı koca ilişkisiyle ilgili, iş yerinde amir memur ilişkisiyle ilgili seminerlerim, konferanslarım vardı. Bunlar giderek artıyordu. Eşimin lisanstan öğrencisi, aynı zamanda benim doktoramdım. Yani doktorasını benim yanımda yapan bir değerli arkadaşımız, meslektaşımız Esin Uçak Şimşek. Muhammed Şimşek'in, yönetmenimiz Muhammed Şimşek'in eşi. Evet. Şimdi bu teklif TRT'den geldi ama yani TRT'nin aklına da Esin Hanım getirdi diyelim. Bir gün otururlarken Esin Hanım eşine Muhammed Bey demiş ki, direkt şöyle demiş, hocamla program yapsana demiş. Muhammed Bey bunu herhalde bir emir telakki etti. Öyledir abi. Ve hemen başladı. Öyledir. Geldi, görüştü. Biz de bir program yapmaya başladık. Adını küçük şeyler koyduk. Daha önce verdiğim konferansları sahneye çevirdik. Stüdyoya soktuk. Bir yenilik olarak Muhammed Bey'in ve Muhammed Şimşek'in ve Muzaffer Evci'nin önerisi tiyatro katalım dediler. Tamam dedim. Küçük skeçler kattık. İşte o oyunları büyük ölçüde yazıyorum. Anlatılan konu canlandırılıyor. Mükemmel. İyi geliyor. Mükemmel. Onun yorumunu yapıyoruz. Bu şekilde sürüyor ve kesinlikle iki bölüm yaptık, 26 bitirelim dedik. Yani çok zahmetli oluyor benim, çok zaman alıcı. Aman hocam. Fakat dışarıdan çok miktarda terbiye, hocam lütfen devam edin dedi. Bir tane daha yapalım. Her sefer bu son dedik. Kaç kere final oldu? 66 bölüm oldu şimdiye kadar. 79'a çıkacağız. Onun için evet. Bazı bölümler için Avustralya'ya geldik. Bir bakalım. Yani ben aslında bitirmek istiyorum her seferde. Çok zaman alıcı. Doğru. Yani bir 6 ay mı alıyor benim? 13 bölüm ama bir 6 ay mı alıyor? Yeni şeyler koymaya çalışıyoruz her bölümde. Onu hazırlamak uzun süre alıyor. Belki küçük şeyler yeni şeyler olabilir. Şimdi evet, ama bize devam edin bu dersleri görüntülü vermeye. Çünkü Haldun Taner'in güzel bir lafı var. O da böyle sohbet anında fırsatımız olmuştur. Allah rahmet eylesin. Şey dedi, yazdıklarınızı görüntüleyin çocuklar. Yani ne kadar resim çizerseniz insan aklına o kadar girme şansınız olur. Bunu ben ilke edinmiştim kendime. O yüzden böyle biraz sembolizme, yazılarda başka şeylere, bir şeyler anlatırken onunla özdeşleştirmeye, akılda kalsın diyor. Belleğin biraz daha işine geliyor. Orada yapmış olunan, verilmek istenen mesajın görüntülenmiş olması ve onu, tabii mizah çok önemli bir araç. Yani evet. O mizah tabii yönünüzde çok engin olduğu için. Sağ. Orada biz onu orada güle oynaya, aslında hepimizin içinde bir çocuk var. Bu çocuk hepimizin içindeki çocuk meselesine değineceğim az sonra şeyden sonra. Bu Doğan Cüceloğlu'nun sözü, siz onu almışsınız. Evet Doğan. Hepimizin içinde bir çocuk var. Evet. Peki bu çocuğu engelleyenler mi var? Kimdir bu çocuğun dışarı çıkmasını engelleyenler, sistem midir? Bunu kısa bir aradan sonra izleyiciler bir şey ekleyebilirim izin verirseniz. Mesela. Şimdi Haldun Bey'in sözünü söylediğinizde demin buyurdunuz. Hani söylediklerinizi görüntüleyin diye. Bir şeyde şunu fark ediyorum. Türkçe çok güzel görüntü veren bir dil. Ana dilimiz. Güzel görüntü veriyor. Resim veriyor. Yani bu dilimiz buna müsait. Bunu daha da ileri götürebiliriz. Örnek. Baba hırsız yakaladı. Getir oğlu diyor. Baba gelmiyor. O zaman bırak gitsin. Baba ben onu bıraktım, o beni bırakmıyor diyor. Şimdi burada inanılmaz bir tiyatro. 10 sayfada anlatacağımız bir şeyi size çizdi. Evet. Resim verdi. Sen adamı deli eder, dama çıkarırsın. Ondan sonra damda deli var diye milleti başına toplarsın. Çok güzel. İş yerine günah keçisi oluşturmayı resmetti. Türkçe buna çok müsait. Bundan yararlanıp, bunun üstüne koyup dramatize ederek, dilimizin bu özelliğini daha da geliştirerek daha eğitsel amaçlı kullanabiliriz. Farkında olmadan belki bunu yapıyoruz efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizden ayrılmıyorsunuz sevgili izleyiciler. Kısa bir ara ve bakalım içimizdeki çocukla iletişimimiz nasıl? Müzik.
Sevgili izleyiciler, arka bahçede tekrar Üstün Dökmen'le birlikteyiz. Efendim, şimdi sizin o güzel şiirlerinizden birini dinleyelim. Ondan sonra da bu içimizdeki çocuk meselesine girelim. Ne dersiniz? Memnuniyetle efendim. Şey okuyayım isterseniz. Var Olma Uzlaşma Gelişme kitabının başındaki şiirimi. Evet, çok hoş bir 88 şey. Yılında zannedersem yazmıştım. Eğer bir gün yüzünün renginden ötürü çıkarsan mahkemeye, vallahi kalıfımdan oldu diye ben sana tanıklık ederim. İnsanların yüzlerinin ve gözlerinin rengi başka başka da olsa, gözyaşlarının rengi hep aynıdır. Ne bir kelimede anlaştılar, ne aynı avuçtan su paylaştılar. Yer tanık olsun, gök tanık olsun, bütün doğmuşlarla ve doğacaklarla tanışmak mümkün. 1000 yıl önceden bana selam söylediler. 1000 yıl önceki anneler annemden az mı sevdiler? Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Harika bir şiir. Harika efendim, bir şiir. İnsanlar belki doğuştan kardeşler ama bu kardeşlik sonradan bozuluyor. Ama öldükten sonra tekrar kardeş oluyorlar. Atatürk'ün o mesajında, Anzaklara mesajında söylediğiniz gibi. Doğuştan kardeşiz, öldükten sonra. Ölüler yatarken dövüşmüyorlar birbirleriyle. Evet. Ama yaşarken biz onları dövüştürüyoruz efendim. Bak şu kravatı dün şeyden aldım, opera binasından aldım. Şimdi bu beni etkiliyor. Müzik var, binanın resmen. Burada sanat var. Sanat evrensel. Benim sanatım ona etkilemeli. Belki orada ince bir çizgi var Sayın Günç'e. Bu Türkiye dışındaki vatandaşlarımızı gördüğümde bir gözlemim var. Bir kısmı kendi benliğini kaybedip diğer kültür içinde erimekten korkuyor. Bunun için kendine kapanıyor, gitmiyor. Mesela Sydney'de oturuyor diyelim. Opera'ya hiç gitmiyor. Yani o binaya gitmemiş. Uzaktan ben gidilmeye değer buluyorum. Kanadalı kalkıp gelip bu operayı görmeli. Ama buradaki gitmiyor diyelim ki. Belki bazı Avustralyalı'da gitmiyor bu binaya. Şimdi bir kendine kapanan grup var. Bir ikinci grup kendi beynini tamamen kaybedip öteki gibi olan. Yani kendi Türk olduğunu ya da Yunanlı olduğunu diyelim söylemekten çekinen belki birileri dünyada var. Bu da iyi değil. İkisinin ortası uygun. Kendini kaybetmeden diğeriyle kontak kurabiliriz. Ben olarak benliğimi kaybetmeden öteki kültürle kontak kurabilirim. Onu öğrenebilirim. Yurtta sulh, canlı sulh o zaman olacak. Yurtta sulhtan önce benim içimde sulh olmalı. Psikolojik ögeyi katalım. Evet. Benim kendimle içimde sulh varsa, değilsem... ben kendimle barışıksam komşumla da ailemle de barışık olurum. Yurtta sulh olur. Yurtta sulh olunca da komşu ülkede de sulh olur. O zaman canda da sulh olur. Ben kendimle barışıksam kendi içime kapanmak zorunda kalmam. Kendimle barışıksam kendimi terk edip tamamen ötekinin içinde erimem. Onun kültürü içinde yok olmam da gerekmiyor. Bunun ortasını bulmak gerekiyor. Yani ben onun kravatını takarım. Bu binayla, opera binasıyla ben iftihar ediyorum. Ama ben Sinan'ın yaptığı bir eserle de iftihar ediyorum. Bir Selçuklu Efe medresesiyle de iftihar ediyorum. Yani hem kendi çocuğunuzu sevip hem de diğer çocuklara sevgiyle bakabilirsiniz. Diğer çocuğa sevgiyle baktığınız zaman bu kendi çocuğunuzun babası olmaktan vazgeçeceksiniz değil. Yani bu çok çok güzelmiş. Ben bunun babası olayım demeyiz hiçbir tabii zaman. Ben de kendi çocuğumun babasıyım. Ama öteki çocuğa da şefkatim, ilgim olabilir. Bu bir bütündür. İçimizde bütün dünyayı, bütün insanları kucaklayacak bir sevgi var. Öncelikle kendimi, ailemi, kültürümü kucaklamak, sonra hepsini kucaklamak mümkün. Hocam çok güzel. Buradan çocuğa gelelim. Evet. Şimdi gayet de güzel bir pas aldım oradan ben şimdi sizden. Büyük keyif içindeyim. Yani sizinle program yaparken. Ben de. Sağ olun. İçimizdeki çocuğu, yani o bahsettiğiniz tablo, başlangıçta o güzel tablo. Öldükten sonra da aynı tabloya dönüşüyor. Ama arada o tablonun üzerini karalayanlar var. Parazitler var. Peki içimizdeki çocuğu, o haykırışı engelleyen, sonradan konan bu değerler sistematik midir? Bu bir bilinç sonucu mudur yoksa bilinçsizlik midir? Her ikisi de efendim. Evet, orayı biraz alalım. Yani doğmadan önce kardeşiz diye düşünüyorum. Öldükten sonra bütün insanlar kardeş. Ama arada parazitler oluyor. Öz kardeşler arasında dahi oluyor. Siz kardeşinizle Ergün Bey çok iyi geçiniyordunuz. Ama herkes böyle değil. Çevrende şunu çok görürüm. 65 yaşındadır iki erkek kardeş. Görüşmüyorlar, küsler. Asla görüşmüyor. Yeğenler bunları zorla buluşturur. Bir araya gelir. Hemen sarılıp ağlarlar. Niye? 60 yıllık anılar canında. Anam babam buydu.
sarılıp ağlarlar. 45 dakika içinde sıkı bir kavga eder, bir yıldan ayrılırlar. İnanılmazmış. Evet. Böyle çok var. Bir yıl sonra tekrar buluşup ağlıyor. Şimdi ağladığına göre demek ki o onu etkiliyor. Ama yani bir saat oturamıyor birlikte. Burada cidden bir sıkıntı var. Farkında değil. Sevdiğinin farkında değil. Evet. Televizyonda gelecek bölümlerde de anlatmak istiyorum. Bir dostum anlattı operayı gezerken. Bir hikaye. Karı koca ayrılıyorlar. Ayrılmaya kalıyor. Eşyaları bölüşüyorlar. Tüm eşyaları tam ikiye bölüyorlar. Son bir tane çıkıyor. Bunların nikah resimleri. Bir tane tek kopya. Evet. Senin benim bunu bölemiyorlar. Mahkemeye başvuruyor. Hakim de bütün eşyaları ayırmışsınız da bu resim ne önemi var? Bakalım diyor ki bu benim için çok önemli. Bizim nikah fotoğrafımız. Erkek de bağlanıyor. Bu benim için de çok önemli. Madem önemli. Diyor ki yani bu fotoğraf sizin için önemliyse demek siz ayrılmaya tam hazır değilsiniz o zaman. Siz bir daha düşünün. Düşünüyorlar, evliliği sürdürmeye karar veriyorlar. Evet. Bazen ayrılabiliriz de bu doğaldır. Tabii. İnsan ayrılma tabii. hakları var. Yani fotoğraf hiçbir anlam ifade etmiyorsa ayrılır. Ama buna saygı duymak gerekiyor. Ama emin değil insanlar. Hani karı koca ayrılabilir ama iki kardeşin ayrılması gerekmiyor. Evet. Çocukluktaki resme bakıp hiç kimse bu benim için artık önemli değil, ayrılalım bunu demiyor. İnsan eşinden ayrılabilir. Bu doğal olabilir. Ama kardeşlerin ayrılması gerekmiyor. Neticede payda da bütün insanlar kardeşiz. Kızılderili sözümü, Çinli mi tam hatırlayamıyorum ama diyor ki Mitaki Oyasin, hepimiz kardeşiz. İnsanları, bitkileri ve hayvanları kastediyor. Bu ortak payda buluşmakta herhalde yarar var efendim. Biz biraz bölüşmede bencil mi davranıyoruz? Yani bize eğitim sistemleri, daha sonradan işte o parazitler, başka şeyler, hayatı belki kendi çapımızda kurtarma çalışmaları, o kısır döngüler bizi biraz bencil hale mi getiriyor hocam? Bu sistematik nedir, şüphesiz, değil midir? Öyle var mı? Şüphesiz. Bencil hale getiriyor buyurduğunuz gibi. Artı kıt kaynakların paylaşımı savaş yaratır dünyada. Hı hı. Petrol kıtsa bu yüzden savaş olur. Evdeki kıt kaynak anne baba sevgisi. İki üç çocuk olunca da bunu paylaşmak doğal bir sıkıntı yaratıyor belki. Temelde o yani kaynak kıt olduğu zaman herkes daha çoğunu almak istiyor. O yüzden çatışmalar ortaya çıkıyor. İçimizdeki çocukla irtibatımız yaşımızı büyüdükçe azalıyor. 40 yaşında bir kısmımız hiç kalmıyor. Çocuğu adeta öldürüyoruz ya da yokmuş gibi davranıyoruz. Yokmuş gibi davranıyoruz. Onunla onu fark ettiğimiz zaman ilişkimiz daha farklı olacaktır efendim. Yani insanlar oynamak istiyorlar. Pierre Mardin'in hoş bir karikatürünü gördüm. Erkek çıkıyor, oynuyor durup dururken. Evet. Oh oynadım. Ah ne güzel diyor. Eşi diyor ki galiba Rıfkı yapma diyor. Yani sen böyle yapacaksın bak soğuyorum vallahi senden diyor. Şimdi birisi oynamak istiyor. Onun içindeki çocuğu ortaya çıkarıyor. Ama eşi kocasının ağır oturaklı olmasını, yani. Ağır abi olmasını, evet. Kendini bastırmasını istiyor. Bazen kendi kendimizi bastırıyoruz, bazen birbirimizi bastırıyoruz. Çocuğu bastırıyoruz. Çocukları bazen bastırıyoruz, bazen de provoke etmeye, kışkırtmaya çalışıyoruz. Adeta aptala çeviriyoruz. Bir yapma, koşma, gürültü yapma diyoruz. Bir taraftan şekal, teyzeye teşekkür et, amcaya teşekkür et diyoruz. Evet, evet. Sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz. Evet. Kendimizi kontrol ediyoruz, çocuğu kontrol etmeye çalışıyoruz. O zaman çok yanlış bir sistem ortaya çıkıyor. Baskıyla çocuk yetiştirdiğimiz eğitim, zaman değil mi sıkıntı efendim? Oluyor. Hocam sizin bu konuda çok ciddi çalışmalarınız var. Bir anaokulu çalışmanız var. Küçük Şeyler Anaokulu. Evet. Şimdi ona değineceğim. Çünkü sevgili izleyiciler sorunu tanıyı koydunuz. Teşhis tamam. Tedaviye de geçelim. Küçük Şeyler Anaokulu nedir? Ve nasıl Türkiye'de bir bu konuda içindeki çocukla uzlaşı içindedir sistemsel anlamda? Onları bize lütfen anlatırsanız. Avustralya'da farklı değerlerle yürüyor bazı şeyler ama Türkiye'deki sıkıntılar farklı, buradakiler farklı. Bizden bize birazcık bu konuda reçeteler vereceksiniz. Ama gene kısa bir aradan sonra tamam. Bu araya bir gireceğiz. Aynı zamanda bakalım konferansta neler oluyor. İsterseniz onu izleyelim. Peki. Sevgili izleyiciler aman bir yere ayrılmayın. Şimdi bakalım hocam bize ne gibi reçeteler sunacak? Efendim tekrar stüdyodayız. Hocamla sohbete hararetle devam ediyoruz. Ne yazık ki bitecek bu bölümden sonra ama tabii sizi biz izlemeye devam edeceğiz. Ona geleceğim. Efendim şu eğitim evet. Dalı, konusuna bırakmıştık meseleyi. Evet. Nedir reçeteler?
Yani siz neler yapıyorsunuz Türkiye'de? Anaokulu projesi nedir? Kısaca neler söylemek istersiniz? Ve bu konuda veliler için de, ebeveynler için de bir adres oluşturmuş olacak. Evet. Efendim, küçük yaştan eğitim başlaması gerekiyor. Önce evde anne babayla başlayacak. Bu kesinlikle gerekli. Ve genellikle zannediliyor ki işte 20 yaşında, 30 yaşında, iş yerinde 40 yaşında hizmetçi eğitim alırsam bir şeyleri öğrenirim. Bilgisayar kullanmayı 30 yaşında öğrenebilir bir kişi. İkinci dili 40 yaşında öğrenebilir. Ama insan ilişkilerini, yaşamla irtibatlı olmayı 40 yaşında öğrenmeye başlamak çok genç. Küçük yaşta başlamak gerekiyor. Yetişkin yaştaki hatalarımızın temelinde çocuk eğitimindeki hatalar var. Bir tane en önemli örnek. Yetişkinler dürüst olmalı. Dürüst olmadığı zaman olmuyor efendim. Siyasi dürüst olmalı, ilim adamı dürüst olmalı, hekim dürüst olmalı. Bunu istiyor. Hepimiz dürüst olmalıyız. Yalan söylemek kısa vadede her zaman karlıdır, uzun vade zararlıdır. Bir reklamda der ki, para kaybetmeyi, itibar kaybetmeyi tercih eder. Para gider gelir, gelir gider. Ama yalan söyleyip söz gelişi. İtibar kaybedersiniz, itibar gider, bir daha gelmez. Parayı tekrar kazanabilirsin. İtibarı kazanmak kolay değil. Şimdi yalan söylemenin ciddi sakıncaları var. Peki, 40 yaşında insanın dürüst olmayı öğretmek çok geç. Çocukluktan başlayacağız. Hı hı. Çocuklara küçük beyaz yalanlar söylemek çok yaygın. O zaman bu büyüdüğü zaman yalan söyleyecek. Genel tavırdır. Babalar ne der? Bak canım, 5 yaşındasınız diyelim. Sabah işe bırakmıyorsun. Ben gideyim, sana bir sakız alayım, hemen geleceğim. Gidiş o gidiş, akşama 8'de gelir, elinde de tövbe sakızı yoktur. Unutur. Hatırlayıp bari getirsene. Bari getir, sakızı getir. Akşam giyin. Bulamadım dersin. Bulamadım dersin. Anne baba nereye? Hasta zaten yavrum. Şimdi diyor ki çocuğa doğru söylemek gerekmiyor. Çocuk anlıyor ve bunları kodluyor efendim. Evet. Bunu zihinde kodluyor. Bir süre sonra o da yalan söylemeyi öğreniyor. Unutmuyor. Çok net hatırlarım. Ben ilkokula gitmeden annem komşu teyzeye bırakırdı beni bazen. Okula gidip ben biraz meraklanırdım. Akşam 5'i geçti mi, hani annem gelir mi, kaza mı olur, böyle alnımı cama dayar, cadde boyu bakardım. Teyze derdi ki saat, üstüne flaşlanma, daha erken. Duvarda bir saat vardı kocaman. Bak daha saat 4 derdi. Bakardım 5:30. İlkokula gitmeden ben saat okumayı öğrenmiştim. Bu sayede. Bakardım okurdum, ben biliyordum. Fakat teyze de yüzlemiyordum. Bak orada bir feraset var. Yani benimle ilgileniyor, mahcup olmasın, büyüktür diye. Evet. Vallahi yüzlemiyor. 5 yaş civarında diye. Sesimi çıkarmıyor. Bakıyorum 5:30. Hiç ben alnımı dayayıp yola bakıyorum. Bakın aradan kaç yıl geçti? 40 küsur yıl geçti. Ben bunu hatırlıyorum. Hatırlamasam, o yalanı yutmuş olsam bile başka bir taraftan öğreniyorsunuz. Teyzeler duyuyorsunuz değil mi? Yani, bak, çok önemli yani saatleri yani çocuklar erken öğreniyor. Ben unutmuyorum. Ben unutmuyorum. Biliyordum ama başka şeyler de biliyor çocuk. Evet. Efendim. Yani ciddi bir kitapta diyor. Çocuğun balığı öldü mü, yani akvaryumda öldü demeyin korkar. Ne yapın? Kızıldeniz'e yüzmeye gitti. Yani buna gerek yok bu kadar. Evet. Şimdi bunları söylese, onu diyorsun ki 40 yaşına gel, siyasetçi oldu, ticaret yapıyor, genel müdür oldu, siyasetçi dürüst böyle olacak. Yani dürüst olmaz efendim. Yani bakın, evde şuna samimiyet edelim. Evde çocuğuna, kendi çocuğuna küçük beyaz yalanlar söyleyen anne babaların, siyasetçilere, tüccarlara kızmaya hakları yok. Yok hakkı yok. O da söylüyor. Hiç söylememiş olan evet. Kişi kızabilir. Yani başka birçok hata yapıyoruz. Mesela ilginç geliyor bana. Şirketler out of training denen bir olay var. Yani işte yönetim kurulunu alıp götürüyorlar. Ağaçlara çıkacak, dağlara çıkacak. Zor, yüksek bir yerlerden işte hava köprüsü kurup yönetim kurulu geçer. İşte şelalenin üstüne atlamayı başarırsa iş yaşamında bir güven gelecek ila başarı olacak. Sınav. 40-50 yaşında insanın kasları giyip dağdan dala ipin üstüne geçiyor. Biz bunu daha çok seviyoruz. Ama bu kişiye çocukken bu beceri kazandırılabilir. Biz hep resim, müzik, beden eğitimi, burada öyle değildir Avustralya'da ama biz Türkiye'de resim, müzik, beden eğitimi dersi hep matematik yaptık. Evet. Ama kimi ülke bakıyorum resim dersinde kompozisyon çizimi öğretiyor, müzik dersi ortak ritim tutmayı, beden eğitimi dersinde ise takım kuruyor, ekip olmayı öğretiyor. 11 yaşına gelince ekip olmayı, kompoze etmeyi öğrenmiş oluyor. O zaman 40 yaşında bunu dallardan dallara atlatmanın gereği yok. Biz orada resim, müzikte, matematik yaptık. 50 yaşında adamı dağdan dağa küçük gibi atlatmaya çalışıyoruz. Evet, o boş geçer. Bir terslik var efendim. Yani çocuk yetiştirim,
Bakın ülkemin 50 sene sonra iyi durumda olmasını gerçekten istiyorsam bugün çocuk yetiştirme sistemini sağlam tutmalıyız. Çünkü bugün çocuklar 50 sene 40 sene sonra yönetimde olacak. Evet. Temelinde bu var efendim. Onun için anaokulu önemli. 1-2 yaş mümkünse evde kalsın çok küçükken. Hı-hı. Yani zaruret varsa versin bir yere. Evde olsun. Babaannelerin, anneannelerin bakmasına da ben karşı değilim. Bazı uzmanlar karşı. Eksiler olabilir, şımartabilirler belki. Ama seviyor, işte dil fazla konuşur onlar. Anneanne, babaanne konuşur, çocuk dilini geliştirir. Ben karşı değilim. Hı. Küçükken anneanne, babaanne eğer fiziksel olarak çok yorulmuyorsa, perişan olmayacaksa baksın. Ama ilkokula gitmeden mutlaka en az bir yıl, iki yıl anaokulu yaşantısı, bir yıl ana sınıfı. Belki burada zaruri. Evet. Onun ötesinde ilkokula gidecek. Bunun olmasına gerek var. Eğitim temelden olacak efendim. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Benim için çok net. Sevgili izleyiciler de şimdi can kulağıyla dinlediler. Avustralya'daki tabii bazı şansları, bazı farklılıkları da bu anlattığınız, aktardığınız bilgilerle eğer cümerce edip onlarla birleştirip. Anaokulu zorunlu mesela. Yani biz de şimdi çok net ve bu konuda evet. Çok yaygın. Aynı zamanda ilkokulla üniversiteye kadarki olan süreçte belli noktalarda sınavlar var bu ülkede. Herhangi bir şekilde bir kontrol imkanı var. Ama bizde biliyorsunuz 5. sınıf veya 8. sınıf oldu. Şimdi 8. sınıf sonrasında bir sınav var. Ondan sonra bir de HSC'ye giderken çok ciddi bir yarış var. Yani üniversiteye giderken. Burada evet. O HSC denilen üniversite sınavına kadar öğrenciler zaman zaman sınavlara tabi tutuluyor ve bunlar raporlaştırılıyor. Okulların başarısına da etki ediyor. Dolayısıyla okulların başarısı da kamuoyuna açıklanıyor. Veliler de hangi okulun hangi noktalarda başarılı olup olmadığını bilebiliyorlar. Bu da çok ciddi bir denetim sistemini oluşturuyor. Çok güzel. Bu anlamda ana okulları da aynı biçimde yaygın ve dediğimiz gibi zorunlu. Efendim velilerin bir endişesi var belki bir başka ülkede çocuk yetiştirirken. Çocuğum bu ülkeden arkadaşlar edinecek. Kendi kültüründen kopacak endişesi var. Bu endişeyle çocuğa biraz baskı yaptığı zaman çocukla ana baba arasındaki mesafe açılıyor. Çok genel bir formül. Çocukla birebir iletişimi sıcak tutmak. Bir iletişim kanalı. Yani şu bir boru nasıl var? Anne baba ile çocuk arasında da bir iletişim kanalı olacak. Anne baba çocuğun kulağına bunu üflediği zaman çocuğu sağır ediyor. Çocuk kendini korumak için duymamaya başlıyor. Hani demir yolun yanına taşınırsınız ya. İlk bir hafta bütün trenleri duyarsınız. Yataktan sıçrarsınız. Ama ikinci hafta alışırsınız, duyarsızlık geliştirirsiniz. Tren geçer, hiç duymazsınız. Çocuk da şimdi anne baba, aman oğlum tehlikeli ol, dış dünyada tehlikeler var, kaparlar, yutarlar seni. Çocuğun kulağına bunu dediği zaman bir iki gün çocuk dinliyor. Daha sonra kendini korumak için kapatıyor. Bir ses geliyor ama nereden? Hiçbir şey duymuyor. Anne babanın endişesi varsa var, hiç aldırmıyor. Kendi bildiği gibi davranıyor. Ana baba çocuk arasında kopukluk oluyor. Bunu çocuğun kulağına bağırmamak gerekiyor bunlar. Aramızda diyor, bir ben çocuğumu dinleyeceğim bir o gün. İletişim kanalı olacak, açık olacak. Çocukla oturup konuşmak gerekiyor. Kaygılarımızı anlatmak gerekiyor. Batılı bunu çok iyi beceriyor. Evet. Bakın biz de çocuğu sokak yetiştirir, mahalle köy yetiştirir. Ama batılara bakıyorum, anne baba direkt kendisi yetiştiriyor. Köyde herkes yetiştirir. Köyünde çok efendidir. Ama büyük şehre Almanya'ya gitti. Allah bütün dedeler köyde kaldı. Faşingi atlarım, girerim, her istediğimi yaparım zannediyor. Niye? Dede otorite köyde kaldı. Ama ben çocuğumu yetiştirirken öyle şeyler vermeye çalışıyorum ki dede nerede olursa olsun o varsa dede onun içinde olacak. Onu özümlemiş, kabul etmiş. Faşing dede istediği gibi davranır mı düşünmeyecek. Evet. Değerlerine sahip evet. olacak. Evet. Şunu tek taraflı bir borazan olarak kullanmamak, iki taraflı bir iletişim aracı olarak kullanmak gerekiyor. Dünyanın merkezi değiliz ama dünyanın parçasıyız. Aynen. Hocam programın sonuna geldik. Yani sizinle birkaç program çekebilirim çok rahat. Ve bunu da büyük keyifle yaparım. Ama ne yazık ki güzel saatler sayılıp. Yalnız yine internette bir söyleşinizde dediniz ki ben yeni tanıştığım insanlarla hemen kaynaşamam. Böyle bir söz söylemişsiniz. Doğru mu? Yani ama çok iyi kaynaştık biz hocam. Yani sizinle bu söz... yeni tanışmıyoruz. Öyle mi?
Ondan mı? Ergün ben oradan mı kurtardım? Ergün Bey'den mi? Genetik bir durum var. Evet, şey, evet. Eskilerden evet, kalıp. Evet, Ergün abiden beri. Evet. Valla hocam ben çok keyifliyim. Bugün kendi adıma çok şey öğrendim. Ve de bir kafamdaki bir projeyi de gerçekleştirmiş oldum. Bir olayı da gerçekleştirmiş oldum. Sizle program yaptım. Sağ olun. Niyetinizle Arka Bahçe'ye konuk oldunuz efendim. Vizyon aracılığıyla Avustralya'da sizi Sydney'de ancak izleyenler birebir görebilecekler, evet, ama bu ekran vasıtasıyla tüm Avustralya sizi izleyecek. Onlara söylemek istediğiniz son neler var? Onları da alalım. Efendim sizin programda Arka Bahçe anladığım kadar. Ama sizin arka bahçeniz benim ön bahçemdir. Arka bahçeniz kalbimdedir. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün Arka Bahçe'de konuğum çok değerli Profesör Doktor Üstün Dökmen'di. Sanıyorum ve diliyorum zaman zaman birlikte olacağız kendisiyle. İnşallah bir sonraki programda yine Avustralya'yı teşrif ettiklerinde daha uzun programlar size aktarmak nasip olur. Ve her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bu pazarlıkta bu kadar. Esen kalınız.